Güneyin incisi Adana. Enerjisi dinmeyen kente dev enerji yatırımları yapıldı. Kozan Meritmez Barajı'yla binlerce dekar arazi suya kavuştu. Son 20 yılda yapılan 33 sulama tesisi ve 9 baraj Adana'ya değer kattı. Yeni kavşaklar ulaşımı konforlu ve güvenli hale getirdi. Kente kazandırılan yollar trafik hacmini rahatlattı. Hem sürücüler hem de yayalar için yollar modern niteliğe kavuştu. Adana'nın ulaşımı bölünmüş yollarla ilmek ilmek görüldü. Başta millet bahçeleri olmak üzere yeşil alanlarla kent nefes aldı. 11 aylık çalışmayla 130 bin metrekarelik millet bahçesi yapıldı. Sosyal donatılarıyla vatandaşların gün boyu keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oldu. 2021'de kapılarını açan stadyum, kentte futbol coşkusunun adresi haline geldi. Yeni Adana Stadyumu, spordaki gelişimin simgesi oldu. 33 binden fazla spor severi buluşturan yeni bir merkez yükseldi. Ceyhan Petrol sahası, Adana'nın kaynaklarının işlenmesini sağladı. Bölgenin yeraltı zenginliğini halkın hizmetine sundu. Ceyhan Devlet Hastanesi 452 personeliyle 2020 yılında hizmet vermeye başladı. Yüreğir Devlet Hastanesi 606 yatak kapasitesiyle 2018 yılında açıldı. Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı. Pozantı otoyol tünelleriyle karayollarındaki coğrafi engeller aşıldı. Sürücüler için zorlu geçitler, tünel ve viyadüklerle birbirine bağlandı. 3774 metre uzunluğunda 6 tünel yapıldı. Gençlik merkezleriyle kentin geleceğine yatırım yapıldı, gençlere yeni alanlar inşa edildi. Çocuk evleri Adana'nın şefkat eli oldu. Çocuklara devletin kanatları altında güvenilir bir ortamda aile sıcaklığı sunuldu. 2009 yılında kapılarını açan çocuk evleri 210 kişilik kapasiteye sahip. ...2011 yüksek öğrenimde Adana için miladı oldu. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi eğitimde yeni bir dönem başlattı. 6 fakülte ve 19 lisans programıyla ülkeye yeni mezunlar kazandırdı. Organize Sanayi Bölgesi Adana'ya istihdam olanağı sağladı. Yeni sanayi işletmeleri bölgede üretim sürecine dahil edildi.